Arkadaşlar merhaba, ben İnanç Gün. Bugün Gılgamış Destanı hakkında konuşacağız. Daha doğrusu doğru ismiyle Gılgamış Destanı hakkında konuşacağız işte. Gılgamış bir Sümer Destanı. Hepimiz ismini duymuşuzdur ama ayrıntısını çok bildiğimizi düşünmüyorum. Gılgamış Destanı bir Sümer Destanı'ydık. Nasıl ortaya çıkmış öncelikle ondan bahsedeyim. Gılgamış Destanı aslında 1872 yılında Londra'da M.Ö. 700 yılında yaşamış bir Akat Kralı'nın kütüphanesinden Londra'ya gelen tabletleri incelerken o tabletlerde daha önce en eski olarak Tevrat'ta yazdığı düşünülen tufan hakkında bir hikayenin olduğu ortaya çıkıyor ve bununla ilgili bir sunum yapılıyor ve insanlar çok heyecanlanıyorlar. Bundan dolayı Gılgamış Destanı ortaya çıkıyor. Gılgamış Destanı bir Sümer Destanı. Sümerler kim, nerede yaşamışlar? Sümerler M.Ö. 4000 ile 2000 yılları arasında Irak'ın güneyinde, yani Güney Mezopotamya'dan bölgede yaşamış bir halk. Hep duymuşsunuz o tarih Sümerler'de başlar diye. Çünkü yazıyı ilk kullananlar Sümerler. Sümerler diğer Mezopotamya'da yaşayan topluluklar gibi Sami ırktan değiller. Farklı bir ırktan geliyorlar. İşte Sümerlerin Türk olup olmadığına bir sürü araştırmalar yapılıyor. Dillerinin çekimli diller olması, sona ek konular konuşulan diller olması. Bu genelde bizim Türklerde olan Altay, Ural dillerine benzemesinden dolayı biraz daha Türk olduğu şeklinde çeşitli araştırmalar da var ama şu anda kesinlik kazanmış bir şeyler değil. Sümerler'de tarih başlıyor. Yazıyı ilk kullanan onlar, astronomiyi ilk kullanan onlar, tıp, matematik, din var, fal, büyü, mitoloji hepsi Sümerler'de başlıyor. Aynı zamanda bu bizim bildiğimiz yılbaşı ağacını ilk kullanan onlar, evlilik yüzüğünü kullanan, nazar boncuğunu kullananlar da Sümerler. Din dedim, Sümerliler dini nasıl başlatıyor? Bununla ilgili bir kitap var. Muazzez İlmiye Çığ'ın çok ilginç bir kitap. Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni adında bir kitap. Okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Zaten Muazzez İlmiye Çığ biliyorsunuz bir Sümerolog, 1914 doğumlu. Sümerce, Akatçe biliyor. Bu tabletlerin çoğunu binlercesini Türkçe'ye ve diğer dillere çevirmiş bir kişi. Ben de Gılgamış Destanı'nı onun kitabından size aktarmaya çalışacağım. Sümer'de tanıdık bir yaşamı M.Ö. 4000 ile 2000 yılları arasında Güney Mezopotamya'daki bir uygarlık diyeyim Sümer'ler için. Peki Gılgamış kim? Gılgamış ne demek? Kelime anlamı her şeyi gören ve bilen anlamında. Rivayete göre 2 bölü 3'ü tanrı, 1 bölü 3'ü insan olmuş. Gılgamış'ta tarihteki birçok böyle ünlü karakter gibi babasız olarak doğuyor. Bir rivayete göre Uruk'un bir kralının torunu ama babasız olarak doğuyor ve aslında gerçek kral olduğu bilmiyor. Yani bu daha önce size Tarot'ta anlattığım Arthur efsanesine benzeyen bir efsanesi var. Uruk kralı, Uruk şehrinin kralı. Uruk şehrinin şöyle bir özelliği var. Büyük tufandan sonra kurulmuş 5 tane şehirden bir tanesi Uruk. Aynı zamanda en önemli özelliği Tanrı İnanla ve Dumuzi'nin yaşadığı şehir. Tanrı İnanla ve Dumuzi'nin hikayesi uzun bir hikaye. Size belki daha sonra bir videoda anlatabilirim ya da incelerseniz. Aslında bütün gelecekteki mitolojiyi oluşturacak hikaye. Evet, size biraz Gılgamış Destanı'ndan bahsedeyim. Gılgamış dediğim gibi babası olarak büyüyor. Daha sonra Uruk şehrine giriyor. Tam Uruk şehrine geldiği zaman Uruk kralı ölmüş durumda. Çok gösterişli, heybetli, 2 bölü 3'ü tanrı ne de olsa %60'tan fazlası tanrı olan bir insan. Kral Gılgamış'ı görünce insanlar çok etkileniyorlar. Ve diyorlar ki o bizim kralımız olsun.
Gilgamesh de bunu kabul ediyor. Daha sonra şehrini diğer düşmanlarından korumak için çevresine çok büyük bir sur yapıyor. Oradaki mabetleri onalıyor. Halk çok güzel bir şekilde yaşıyor. Ama canı çok sıkılıyor. Hiçbir arkadaşı yok. Aslında çevresinde çok insan var ama hiçbir arkadaşı yok. Çok bir arkadaş arayışındayken bu sefer tanrılar bunun bu çağrısını duyuyorlar. Ve nehirdeki kumun kirli tarafından bir insan yaratıyorlar. Bu insanın adı Enkidu. Bunun da ne annesi, anne babası ve ormanda yaşıyor. Ormanda hayvanlarla yaşıyor. Onlarla arkadaş oluyor. Hiçbir şekilde insan gibi yemek yemesini, konuşmasını bilmiyor. Saçı başı dağınık bir şekilde yaşıyor. Daha sonra bunu bir avcı görüyor. Avcı babasına söylüyor. Bunun bir hikayesi var. Sonunda Enkidu Uruk şehrine geliyor. Ve Uruk şehrinde Gilgamesh'le karşılaşıyor. Ve Gilgamesh'le beraber karşılaşınca birbirine benzeyen iki tane insan. İkisi de çok güçlü. İkisi de aslında Tanrı'nın yarattığı iki insan karşılaşıyorlar. Bir küçük dövüş gibi bir güreşe tutuşuyorlar ve birbirlerini yenemiyorlar. Çok iyi arkadaş oluyorlar. Çok güzel bir şekilde hayatlarını sürdürürken Gilgamesh diyor ki tamam diyor ben şehrimi yaptım. Çevresini kale duvarlarıyla çevirdim. Her şey çok iyi gidiyor. Ama diyor benim diyor adımın böyle destanlaşacağı bir şey olması lazım. Ne yapalım düşünüyor ve şunu buluyor. Diyor ki kara ormanda diyor daha doğrusu kara ormanda diyor bir canavar var diyor. Ejder Humbaba ya da Huvava diye de geçiyor. Bu canavara biz öldürürsek diyor adımız diyor tarihe geçer. Bütün halkımız bizi daha çok sever diyor. Bunu o zaman için kardeşi, işte en iyi arkadaşı, kardeşi yerini koruyor. En iyi arkadaşı Enkidu ile paylaşıyor. Beraber Enkidu ile beraber yanlarında birkaç kişi daha alıp uzun yollar gidiyorlar. Uzun hikayesi var bunun. Bir sürü dağları aştıktan sonra bu ormana gidiyorlar. Ormanda ejder Humbaba'yı öldürüyorlar. Kafasını kesiyorlar. Ve tekrar Uruk şehrine dönüyorlar. Fırat'ın üzerinden dönüyorlar hatta Uruk şehrine. Fırat'ın üzerinden Uruk şehrine dönüyorlar. Halk çok seviniyor. Çok mutlu oluyor. Yine şenlikler vesaire yine mutluluk içinde yaşıyorlar. Çok mutlu hayatlarına devam ederken size en başında söylemiştim videonun. Bu şehir Tanrı İnan'la ve Domuzi'nin şehri. Domuzi yılın 6 ayını yer altında geçiriyor. Yılın 6 ayını yer üstünde geçiriyor. Domuzi'nin çıktığı günlerde işte şenlikler yapılıyor. Gün dönümü aslında. O gün baharın gelişi kutlanıyor vesaire. İnan'la bu sefer şeyle evlenmek istiyor. Gilgamesh'le evlenmek istiyor. Ama Gilgamesh İnan'la evlenmek istemiyor. Aslında İnan'la bir tanrı. Ancak İnan'la daha önceki kocaların hepsine kötülükler yapmış. İşte şeyi bariz örneği Domuzi'yi yer altına göndermiş. Onun dışında birçok evlilik yapmış ama bütün eşlerine bir şekilde zarar vermiş. Birisi onunla evlenmek istemiyor ve evlilik teklifini geri çeviriyor. Bunun üzerine İnan'la çok kızıyor, öfkeleniyor ve gök tanrısı Anu'dan gök boğası denen bir şeyi Uruk şehrine göndermesini istiyor. Uruk şehrine gök boğasını gönderiyor. Gök boğası bir boğa, çok sinirli, her yeri yakıp çıkıyor, insanları öldürüyor. Bunun karşısında yine Gilgamesh ve Enkidu çıkıyor ve gök boğasını da öldürüyorlar. Buna şey daha çok sinirleniyor İnan'la çünkü gök tanrından onun için istediğim gök boğasını da bu iki kahraman öldürmüş oluyor. Bu esnada siz hemen destanda geçen birkaç tanrı var, onlardan bahsetmek istiyorum. Gök tanrısı Anu, bilgelik tanrısı Ea ya da Enki diye geçiyor. Hava tanrısı Enlil, güneş tanrısı Şamaş ve ay tanrısı Nanna. Bunlar destanda geçen birkaç tane tanrı ismi. Evet, gök boğasını da öldürdükten sonra bu iki kahraman iyice güçleniyorlar. Mutlu yaşarken bu sefer İnan'la bir şekilde tanrıyla konuşuyor ve gök boğasının da öldürülmüş olmasının
etkisiyle Gılgamış'a bir ceza vermek istiyor. Gılgamış'ın en çok sevdiği kişi kim? Ekido'nun can dostu, arkadaşı, kardeşi. Ona bir hastalık musallat ediyor. Ve Ekido bu hastalıkta acı çekerek, uzun günler acı çekerek ölüyor. Gılgamış onun başında bekliyor, ağlıyor. 7 gün hiç cesedin üstünden kalkmıyor vesaire. Daha sonra zorla Gılgamış'ı kaldırıyorlar. Ve toprağa veriyorlar. Ekido'yu. Ama Gılgamış diyor ki son kez diyor Ekido'yu diyor ölülerimini bir kere görmek istiyorum diyor. Tanrı'na da yakarıyor, yalvarıyor. En sonunda buna müsaade ediyorlar. Ekido yer altından çıkıyor, gölgesi. Şeyle karşılaşıyor Gılgamış'la. Birbirine sarılıyorlar, hasret gidiyorlar ama şeyi soruyor, yeraltı dünyasını soruyor Gılgamış. Ekido'ya. Ekido da diyor ki yeraltı dünyası çok kötü diyor. Bana eziyetler yapıyorlar, dirimi yüzüyorlar. İşte çeşitli eziyetler yapıldığından bahsediyor. Ve tekrar çok kısa bir süre zaten yer üstünde kalabiliyor ve yer altına dönüyor. Gılgamış bu sefer aslında daha önce hiç ölümden korkmayan büyük bir kahraman. Ama ölünce ne olacağını düşünmeye başlıyor. Bu acıları nasıl çekeceğini, çekebileceğini mi düşünmeye başlıyor. Çekip çekebileceğini düşünmeye başlıyor. Ve bu sefer ölümsüzlük arayışına giriyor. Efsanelerde bir kişi var. O kişinin ismi Utana Piştim. Bu Utana Piştim'e Tanrılar tarafından ölümsüzlük verildiğini, ölümsüzlüğü bulduğu rivayet ediliyor. Onun da çok 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 uzaklarda bir akrep nöbetçinin olduğu bir dağın içinden geçen bir yerde bir gölün ötesinde, ölüm denizinin ötesinde olduğundan bahsediyor Tanrı'nın yanından. Gılgamış tekrar hazırlanıyor. Kimseye söylemeden yola çıkıyor. Çok uzun bir yolculuk, çok ayrıntılı var. Başına bir sürü şey geliyor vesaire. Bir şekilde şeyi buluyor. Utana Piştim'i buluyor. Utana Piştim'den ölümsüzlüğün sırrını istiyor. Utana Piştim ona bir hikaye anlatıyor. Utana Piştim diyor ki ben bir gün diyor tanrılar, bütün tanrılar oturdular ve hava tanrısı Enlil'in oradaki tanrıları doldurmasıyla dünyada yaşayan herkesi yok etmeye karar verdiler. Ve bunun içinde bir tufan yaratmaya karar verdiler diyor. Ancak bunların içinde Enki, yani bilgelik tanrısı, bu isteği, insanların yok olmasını istemiyor ve bunu gizlice Utana Piştim'e söylüyor. Utana Piştim'e diyor ki bir tane gemi yap. Geminin boyutlarından bahsediyor. 7 kat olsun, işte hepsi 9 bölüm olsun, şu şekilde yüksekliği olsun. Bunların hepsini bilgelik tanrısı Enki ya da Ea Utana Piştim'e söylüyor. Utana Piştim ona göre o şekilde bir gemi yapıyor. Bu gemiye o kadar hızlı çalışarak o kadar insanlar yardım ediyor ki Utana Piştim'e 7 günde tamamlıyor. Daha sonra tufan kopuyor. Utana Piştim çevresindeki hayvanları bu gemiye alıyor. Daha sonra sanatçıları bu gemiye alıyor. Çeşitli tohumları vesaire bu gemiye alıyor. Ve geminin kapılarını kapatıyor. Bu gemi tufanda 6 gece 7 gün boyunca denizde kalıyor. Ve 7. gün orada anlatımlar var, işte bakıyor güneş çıkmış. Önce bir tane güvercin gönderiyor. Güvercin tekrar gemiye dönüyor. Bu sefer şunu anlıyor, yakında bir kara parçası yok. Sonra yanılmıyorsam başka bir kuş gönderiyor. O kuş tekrar gemiye dönüyor. Bakıyor, demek ki yakında bir kara parçası yok. İşte üçüncü defa bu sefer bir karga gönderiyor. Karga gemiye geri dönmüyor. Demek ki yakında bir kara parçası olduğunu anlıyor. Kara parçasına oluyorlar. Tekrar karaya çıkıyor. Tanrılara adaklar adıyor. Tüsüler yıkıyor Utana Piştim bu esnada. Bütün tanrılar geliyorlar. Bütün tanrılarla beraber hepsi pişman olmuş durumda. Çünkü çok büyük bir tufan çıkmış. Bütün insanlık yok olmuş. Sadece Utana Piştim ve gemisindeki insanlar kalmış. Tanrılar pişman oluyorlar. Hatta Enlil bile, yani bu
fikri ortaya çıkartan Tanrı bile biraz pişman oluyor. Çok belli etmesi bile. En sonunda diyorlar ki insanlığı tekrar kurtaran, en azından insanlığın yok olmasını engelleyen Utana Pişkin'e bir ödül verelim diyorlar. Ve Utana Pişkin ve karısını ölümsüz yapıyorlar. Şimdi bu hikaye bütün Sami dinlerin kutsal kitaplarına ve diğer aslında Hint efsanelerine vesaire de tufan efsanesi olarak geçmiş durumda. Yani bir Nuh tufanı, Utana Pişkin ve Nuh aynı kişi. Evet, Utana Pişkin bunların hepsini Gılgamış'a anlatıyor. Gılgamış diyor ki nasıl olacak, yani bana şimdi ölümsüzlük alamayacak mıyım diyor. Çok üzüntülü bir şekilde gitmeye karar veriyor. Tekrar kendi Uruk şehrine dönüyor. Uruk şehrine dönerken Utana Pişkin ona işte yolda gençlikle ilgili bir ottan bahsediyor. Gidiyor onu zorlukla çıkartıyor ama bir yılan yiyor onu. Yılan çok gençleşiyor, o da ayrı bir hikaye. Sonra şehrine dönüyor. Şehrine döndükten sonra da orada insanlarıyla beraber yaşamaya devam ediyor. Ve son tablette çok fazla açıklanamamış, yani kırık olan çok yeri var tabletin. Şeyin öldüğü anlaşılıyor. Gılgamış ölüyor. Ve şey burada bitiyor. Gılgamış destanı burada bitiyor. Bu destanın önemi ne? Öncelikle tufandan bahseden bir destan. Dediğim gibi M.Ö. 700'deki bir Akat Kralı'nın kütüphanesindeki bir tabletin çevirisinden gelmiş. Başlamış olay 1872'de ama daha sonra bundaki yazının Akatçı olduğu, ancak bazı isimlerin başka bir dile ait olduğu anlaşılıyor. Daha sonra başka araştırmalarda onun Sümerci olduğu, başka bir dil, başka bir halktan geldiği, bunun ilk baskısından kastım ilk defa tabletleri yazılmasını milattan önce 1800'ler sonra 1600'lerde yapıldığı, hatta bunların yanılmıyorsam 11 tane tableti, yani 12 tablet 11 kopya yapılıp çeşitli kütüphanelere gönderildiği o çağda ortaya çıkıyor. Gılgamış yaşamış mı yaşamamış mı? Şimdi bazı tabletler var. O tabletlerde tufandan başlayıp devam eden bir krallar listesi var. Orada Uruk şehrinin bir kral olarak Gılgamış gösteriliyor. Beşinci kral olarak gösteriyor. Yani yaşamış. Yaşadığı çok büyük ihtimalle yaşamış. Bunun önemi dediğim gibi Gılgamış destanının ilk yazılım destan olması. Gılgamış'ın hikayeleri var. Şurada hemen size söyleyeyim. Gılgamış ile Aglan hikayesi var. Gılgamış Huava hikayesi var. Gılgamış Gökboğası hikayesi var. Gılgamış Enkidu ve Yeraltı Dünyası. Ve Gılgamış'ın ölümüyle ilgili destanlar var. Bu destanların hepsi Gılgamış destanı olarak 12 tablette yazılmış. Evet arkadaşlar, bugün size Gılgamış destanından bahsetmeye çalıştım. Nereden? Muazzez İlmiyeçi'nin Gılgamış adlı kitabından biraz bahsettim size. Bunların hepsi bu kitapta yazıyor. Ben Muazzez İlmiyeçi kitaplarını seviyorum. Aslında şu şekilde kitaplar genelde akademik kitaplardır. Ama bu Gılgamış destanı biraz daha hikayeleştirilmiş. Yoksa onun dışında başka kitapları var. Onlar biraz daha akademik olarak yazılmış, yani biraz üzerinde çalışmak gereken kitaplar, ama Gılgamış Destanı'nı bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap. Size tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi aşağıda şuralarda bir abone ol şeklinde bir düğme, oraya basarsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.